Koleksiyon Para Toneri sunar. Efendim Ekotürk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Eren Can Umut, Para Toner programı ile karşınızdayız. Gündem maddeleri her zamankinden bir miktar daha yoğunlaşmış durumda. Özellikle dün IMF'in düzenlediği organizasyonda konuşan FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar küresel piyasaları gerçek manada derinden etkiledi. Ki Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar aslında bakarsanız piyasalar tarafından çok da sürpriz karşılanan açıklama değil. Özellikle de Mayıs ayına ilişkin 50 bas puanlık faiz arttırımının hemen hemen kesin olduğuna dair de bazı sinyaller verdi. FED Başkanı Powell'ın tabii ki yabancı aracı kurumlardan da FED'in atraksiyonuna ilişkin önümüzdeki dönemde atacağı hamlelere yönelik de yine güçlü tonda, şahin tonda revizyonların geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Evet, bir de Çin tarafında yaşanan bazı gelişmeler var ki COVID-19 vakalarındaki artış sayısı Çin ekonomisine dair de endişeleri derinden etkiliyor. Fiyatlamalar noktasında ABD tahvil getirilerinde dünkü Powell'ın konuşmasıyla beraber yükseliş hareketinin bir miktar daha sertleştiğini ve hızlandığını gördük. Evet, şimdi dilerseniz şöyle bir konu başlıklarımızı kısaca hatırlatalım, ayrıntısına bir miktar ayrıntısına girelim. Az önce bahsettiğim haftanın en önemli gündem maddesiydi. FED Başkanı Jerome Powell'ın dünkü yapmış olduğu açıklamalar ki Mayıs'ta 50 bas puanı net bir şekilde işaret etti. Çoğu üyenin 50 bas puanlık faiz arttırımı istediğini de net bir şekilde dile getirdi Powell. Yalnız sadece Mayıs ayı için değil, bir dizi yani Mayıs ayından sonra da bir dizi 50 bas puanlık faiz arttırımlarına gidilebileceğine de ilişkin bazı açıklamalarda bulundu Powell. Onu da net bir şekilde söyleyelim ve şunu da net olarak söyledi Powell. Enflasyonun Fed'in %2 hedefinin oldukça üzerinde olduğunu dile getirdi Powell ve %2'lik hedefin çok üzerinde olması sebebiyle de Fed'in biraz daha hızlı hareket etmesinin uygun olacağını dile getirdi. İşte buradaki biraz daha hızlı hareket etmeden kastı, hatırlayalım, Mart ayındaki 25 bas puanlık faiz arttırımına giden FED eğer biraz daha hızlı hareket edecekse şayet 25 bas puanı asgari 50 bas puanlık faiz arttırımlarıyla revize edeceği anlamına geliyor. Tabii ki bu anlamla beraber özellikle tahvil getirilerindeki yükseliş hareketinin de hız kazandığını söyleyelim. Evet, FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamanın hemen ardından Nomura'dan bir tahmin geldi ve Nomura'nın yapmış olduğu tahmin gerçekten oldukça önemli. Zaten kurum piyasaların genel beklentisi doğrultusunda Mayıs ayında 50 bas puanlık faiz arttırımı görüyor. Yalnız 50 bas puanlık faiz arttırımının ardından özellikle Mayıs'taki yani 4 Mayıs'taki FOMC toplantısının ardından Haziran ve Temmuz aylarındaki FOMC toplantılarına ilişkin kritik bir önemli bir tahminde bulundu ve dedi ki yani Nomura'nın dediği şu: Mayıs ayında 50 bas puanlık faiz arttırımının ardından Haziran ve Temmuz ayındaki FOMC toplantılarında 75'er bas puanlık faiz arttırımının gelebileceğine ilişkin bir yorumda bulundu Nomura ki çok önemli çünkü daha öncesinde FED başkanlarının arasındaki belki de 75 bas puanlık faiz arttırım olasılığını dinlendiren tek başkan Central Louis FED Başkanı James Ballard'dı. Ballard'ın yapmış olduğu 75 bas puanlık faiz arttırımının ardından diğer bölgesel FED başkanları özellikle faizin 50 bas puanlık arttırımlarla devam edebileceğini ve %2.4, %2.5 yani %2.5'luk nötr faiz oranına hızlı bir şekilde FED'in ulaşması gerektiğini dile getiriyordu. Ama Ballard 75'er bas puanlık faiz arttırımlarının önemli olacağını ve bu hamlenin atılması gerektiğini dile getirerek nötr faiz oranının yani %2.5 olan nötr faiz oranının çok daha üzerinde 3-3.5 özellikle %3.5'a politika faizinin çekilmesi gerektiğini dile getiren tek aday, tek bölgesel FED başkanı ki Ballard'ın yapmış olduğu konuşmanın bir diğer önemli gerekçesi şu: Ballard aynı zamanda FOMC kurulu içerisinde oy üyesi yani oy verme hakkına sahip bir üye olması sebebiyle de Ballard'ın yapmış olduğu açıklamalar önemli. Dolayısıyla Nomura'dan gelen açıklamalar Mayıs ayında 50 bas puanlık faiz arttırımı ve Haziran ve Temmuz aylarında da 75'er bas puanlık faiz arttırımlarının oluşabileceğine ilişkindi. Evet, FED'deki beklentiler bu şekilde görüldüğü gibi zaten bizim de açıklamalarımızdan çok net bir şekilde anlaşılıyordur. Beklentiler daha şahin bir tona evriliyor. Yani 25 bas puanla başlanan süreç Mayıs'ta 50 bas puanla devam edecek ve önümüzdeki dönemde belki de 75'er bas puanlık faiz arttırımlarının da görülme ihtimali var. Piyasalarda da açıkçası bu beklentilerin bir miktar daha
kuvvetlendiği bir günü geride bıraktık. Peki Çin tarafında ne oluyor? Çünkü Çin tarafındaki gelişmeler oldukça önemli ve Şangay'da kısıtlamaların ki COVID-19 vakalarına ilişkin kısıtlamadır bu ve bu kısıtlamaların 26 Nisan'a kadar uzatıldığı haberi geldi. Çünkü özellikle Çin'de yaşanan COVID vakalarının ki omikron varyantına dayalı COVID vakalarındaki sert ve keskin yükselişle beraber Çin ekonomisine yönelik beklentiler bir miktarda aşağı doğru revize ediliyor. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Zaten özellikle COVID vakalarıyla ve Çin'deki sıfır COVID politikasıyla beraber yani hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğine ilişkin net ve keskin bir politikası olması sebebiyle ekonomiye dair büyüme beklentilerinin ciddi anlamda aşağı doğru revize edildiği bir süreç söz konusu olabiliyordu. Evet, yalnız şimdi kısa bir... Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dinledik. Haber başlıklarımızdan kısaca devam ediyoruz. Çin tarafında kalmıştık. Özellikle Çin'den büyük yatırımcılara hisse yatırımı çağrısı geldi ki özellikle Çin'deki hisse senedi endeksi ki Şangay Kompozit Endeksinde son dönemlerde oldukça sert sayılabilecek bir geri çekilme hareketi söz konusuydu ve bunun önüne geçme noktasında Çin hükümetinden yapılan açıklamada büyük yatırımcıların hisse senetlerine yatırım yapması, hisse senetlerine alım yapması çağrısı geldi ve bu çağrıyla beraber Çin'deki hisse senedi endekslerinde bir miktar sabah saatlerinde gördük bir miktar toparlanma da gerçekleşti. Dolayısıyla Çin tarafındaki artan COVID vakaları ve Çin'in sıfır COVID politikasından vazgeçmeyeceğine ilişkin en tepeden gelen açıklamalar ki dün özellikle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. Dolayısıyla COVID vakalarındaki artış ve sıfır COVID politikasından vazgeçilmeyecek olması ki bu tabirdeki açıklamaları az önce de dile getirdik. Dolayısıyla Çin ekonomisine dair büyüme beklentilerinin aşağı doğru net bir şekilde revize edilmesine sebebiyet verdiğini zaten son dönemde ki içinde bulunduğumuz hafta da aracı kurumların yapmış olduğu analiz ve yorumlarda da çok net bir şekilde gördük. Dolayısıyla endekste de sert bir geri çekilme, net bir düzeltme hareketi vardı. Fakat Çin'den gelen bu açıklama büyük yatırımcılara hisse alın tavsiyesi ve söylemiyle, direktifiyle beraber Çin Şangay Kompozit Endeksi sabah saatlerinde bir miktar yukarı doğru hareketlerde bulundu. Fakat büyük resim noktasında hala COVID vakalarında bir artış var. İşte az önce de bahsettik. Şangay'daki COVID vakalarındaki artış sebebiyle kısıtlamalar 26 Nisan'a kadar uzatıldı. Küresel taraftaki gelişmeler bu şekilde. Bir de şöyle bir yurt içi tarafta bakalım. Kredi büyüme hızı %50 seviyesine yaklaştı ki özellikle %45 seviyesini aştığını söyleyelim ki bu artış hızı 2020 yılının Temmuz ayından bu yana yaşanan en büyük artış hızı. Dolayısıyla kredilerde net bir şekilde büyüme temposu oluştuğunu ve bu büyüme temposunun korunarak devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki enflasyon ve kredi maliyetlerini kıyasladığımız zaman mevcut enflasyona göre borçlama maliyetlerinin bir hayli aşağıda kalıyor olması özellikle krediye olan talebin de güçlü bir şekilde kalmasını ve güçlü bir şekilde de artış trendine devam ettirmesini beraberinde getiren en önemli unsurların başında. Evet, küresel tarafta ve yerel taraftaki en önemli gündem maddelerimiz, gündem başlıklarımız bu şekildeydi. Şimdi gelin bir de piyasalardaki son fiyatlamalara bakalım. İlk etapta yurt içi tarafla başlayalım. Borsa İstanbul'da hafif montanlı bir geri çekilme var ki rekor seviyelerden geri çekilme oluşuyor. Şu anda %0.34'lük bir düşüş hareketiyle beraber 2548 seviyesinde işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Dolar TL'de yukarı doğru hareketlenme geçtiğimiz haftadan bu yana bir miktar ufak da olsa ivme kazanmış durumda ve 14.74 seviyelerine kadar yükseliş hareketinin oluştuğunu takip ediyoruz. Euro TL tarafı 15.94 seviyelerinde işlemler geçiyor ve dünkü kapanışa göre çok net bir fiyatlama aslına bakarsanız yok. Sepet kur cephesine bakacak olursak %0.14'lük bir yükseliş hareketiyle birlikte 15.34 seviyesinde işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Gram altın tarafında ise her ne kadar dolar TL'deki yükseliş olsa da özellikle ons altın tarafında yaşanan geri çekilmenin etkisiyle bu tarafta da %0.66'lık bir düşüş hareketi var ve gram altın şu anda an itibariyle 916 TL seviyesinde işlem görüyor. Çok hızlı bir şekilde küresel tarafa şöyle bakalım. Yurt içi taraflı fiyatlamalar bu şekildeydi. Dolar endeksi 100 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. Euro dolara baktığımız zaman da 1.08'in hemen üzerinde işlemlerin oluştuğunu görüyoruz. Pound dolar cephesi 1.29 seviyesinde ve düşüş hareketi günlük kapanışa göre, dünkü kapanışa göre %1'e yaklaşmış durumda. Dolar yen yine 128.36 ile beraber dünkü fiyatlamalara göre, dünkü kapanışa göre oldukça yatay. Yani herhangi net bir oynaklık söz konusu değil. Dolar İsviçre frangına bakacak olursak da bu tarafta da hafif bir yükseliş hareketi var ve 0.95-49 seviyesinde işlemlerin geçtiğini yine takip ediyoruz.
Bir diğer fiyatlama penceremizi hemen şöyle bir açalım ve ABD tahvil getirilerine bakalım. Dün Jerome Powell'ın, Fed Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrası tahvil getirilerinde yükseliş hareketinin yeniden hız kazandığını ve özellikle de 2 yıllıkların 2.75 seviyesinin üzerinde fiyatlandığını görüyoruz ve yükseliş hareketi %2 seviyesine yaklaşmış durumda. 10 yıllıklar yeniden 3 seviyesine oldukça yakın. Hatırlayalım, hafta içerisinde, yani içinde bulunduğumuz hafta içerisinde 2.98 seviyesine kadar net bir yükseliş hareketi yaşanmış ve 2018 yılından bu yöne en yüksek seviyeleri görmüştük. An itibariyle 2.93-2.94 seviyelerinde işlemler geçiyor ve %3'ü aşkın bir yükseliş hareketi var. 30 yıllıklar cephesinde ise %2.95 seviyesine ulaşmış durumda tahvil faizi ama yükseliş hareketine baktığımız zaman da %2.39 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Son olarak da bir de emtia cephesine bakalım. Özellikle ons altın ve petrol fiyatlarını şöyle bir değerlendirelim. Ons altında %1'e yaklaşan bir geri çekilme hareketi olduğunu görmekteyiz ki az önce gram altını yorumlarken de ons altın kaynaklı bir düşüş hareketi olduğunu söylemiştik gram altın özelinde ama baktığımız zaman da ons altında az önce de bahsettiğimiz gibi bir düşüş hareketi var ve 1933 seviyesinde işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Brent petrol ve ham petrol cephesinde %1,5 seviyelerini aşkın bir geri çekilme hareketi oluşmuş durumda. Brent petrol an itibariyle $106.59 seviyesinde işlemler geçerken ham petrol cephesinde de $102.16 seviyesinde işlemlerin geçtiğini görüyoruz ama her iki enstrümanda hem Brent petrol hem ham petrolde $100 eşik değerin üzerinde fiyatlanmaya ve üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ediyor. Haber başlıklarımızı verdik. Fiyatlamalar hem yerel hem yurt içi hem de küresel ölçekte az önce zaten dile getirdik. Bir hatırlattık fiyatlamalarımızı. Mevcut gelişmeleri ve fiyatlamaları etkilerini konuklarımızdan konuşmaya başlayacağız ama ilk etapta şöyle bir konuklarımızı tanıyalım. Evet efendim, şimdi konuklarımızla piyasa sohbetimize başlıyoruz. İlk konuğumuz Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar olacak. Arda merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler, yayınlar. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol Arda. Arda evet, dün merakla beklenen Powell'ın konuşması gerçekleşti. Aslına bakarsan Mayıs ayına ilişkin bir atıf da bulundu, 50 bas puanlık arttırım ama bunu aslında piyasalar açısından çok da sürpriz olarak nitelendirilmemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun ama bir de şöyle bir şey var. Biraz daha hızlı hareket edilmesi gerektiğine bahsetti Powell. Çünkü %2'lik bir enflasyon hedefi varken mevcut durumda geldiğimiz noktalar %8,5'lar. Nasıl değerlendirdin dünkü konuşmayı? Şöyle değerlendirdim, konuşması nötrle şahin arası bir tondaydı. Çok şahin değildi ama nötründe biraz üzerindeydi. Şimdi 50 bas puanlık faiz artışından bahsetti ama bunu zaten piyasa biliyor. Bu FED tonaklarında da vardı, FED'in karar metninde de vardı. Biraz daha hızlı hareket edilmesi vurgusu piyasa üzerine biraz etkili olduğunu gördüm ben. Bir miktar euro doları ve altını aşağı etkilerken Nasdaq'ta satışlar getirdi. Ama kısacası dediğim gibi yani şahinle nötr arasında bir yerdeydi, çok şahin değildi ve sürpriz yoktu konuşmasında. Yani beklenti dışı bir durum söz konusu değildi. Peki Arda şunu sormak istiyorum. Şimdi Mayıs ayında 50 bas puanlık faiz arttırımı cepte. Yani piyasalar artık bunu kanıksamış ve kabul etmiş durumda. Bence fiyatlamaların da içerisinde vardır. Yalnız Haziran ve Temmuz ayındaki toplantılara ilişkin 50'şer bas puanlık bir arttırımla devam etme ihtimali var mı? Çünkü Nomura'dan bir analiz var, bir yorum var ve Nomura diyor ki Fed'in Haziran ve Temmuz aylarında faizi 75'er bas puanlık arttırma ihtimali var diyor. Buna katılıyor musun? Çünkü 75 bas puan tabirini ilk Bullard kullanmıştı. Doğru, Bullard kullanmıştı ilk. Ancak şöyle bir durum var. Yani 75 bas puanlık faiz arttırımını daha söylendiği anda piyasaları olumsuz olarak etkiledi. Bir kere FED tamam faiz arttırım sürecini başlattı, sıkılaştırma döngüsünü başlattı, bilançosunu küçültüyor. Ama FED bununla beraber 2-3 yere daha bakıyor. Bunlardan bir tanesi tabii olası istihdam ve ekonomik büyümede yavaşlama ihtimali, bunu istemeyecektir. Öte yandan da piyasaları da olumsuz etkileyebilir. Yani Wall Street'i, borsaları, işte ABD tahvil faizlerini etki edebilir bu söylemler.
75 baz puanlık söylemi veya bunu uygulamaya geçirmesi bunu istemeyecektir diye düşünüyorum. Evet, Fed her toplantısında faiz arttırma durumu var. Zaten 50 baz puan dediğiniz gibi cepte. Bundan sonraki toplantılarda 50 şeklinde gidebilir. Bir ekstrem bir yavaşlama olmasa 50 şeklinde gidebilir. 25'e indirdiği durum da söz konusu olabilir ama 75'i şu an için ben çok fazla görüyorum. Hem devam eden istihdama büyümeye sekte vurmamak hem de piyasaları çok fazla etkilememek, işte işsiz senedi piyasasını, tabir piyasası çok fazla etkilememek adına Fed'in daha makul tarafta kalacağını düşünüyorum. 75 baz puanlık faiz arttırımını şu anda yüksek bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi Arda, hisse senetleri ve özellikle de reel ekonomik bazda bazı yorumlar da var. Yani Fed enflasyondan dolayı çok yüksek montanda adımlar atması gerekecek açıklamaların eşliğinde. Yani bu açıklamaları yapanlar şunu da ekliyorlar. Ekonominin ve özellikle de hisse senetleri piyasaların bundan kaçınmasının çok da mümkün olmadığına dair de yorumlar var. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu anda mesela önümde açık S&P 500'e baktığım zaman aslına bakarsan Fed'in bu kadar şahin olduğu bir ortamda zirve seviyelerden de öyle aşağı yönlü çok da anlamlı bir uzaklaşma söz konusu olmamış. Fed'in hamlede bulunmasıyla beraber ABD hisse senetleri endekslerinde Nasdaq olsun, Dow Jones olsun, özellikle de S&P tarafında olsun keskin ya da sert diye tabir edebileceğimiz geri çekilme hareketlerini beklemek uygun olur mu? Geri çekilme hareketi bir miktar daha devam edebilir ama şöyle bir şey var. Fed'in bir kere sıkılaştırmacı politikaya gireceğini ve faiz arttırım sürecini başlatacağını da geçen seneden biliyorduk. Geçen senenin son aylarından itibaren biliyorduk ki bunu Mart ayında da faaliyete geçirdi. 25 baz puanlık faiz arttırımıyla faaliyete geçirdi. Zaten S&P olsun veya Nasdaq olsun yukarıdaki zirvelerinden de son birkaç hafta satışlar yedi. Yani zirvesinde şu an yakın değil, biraz aşağıda zirvesine göre. Ancak şöyle bir durum var, çok da fazla bir fiyatlama, sert bir felaket senaryosu beklemiyorum. Zira şu anda zaten fiyatlanan birçok faktör var. Bunlardan en önemlisi Fed. Fed'in sıkılaştırmacı sürece girmesi piyasalarda son 1-2 aydan beri nispeten fiyatlandı. Ama bence daha fiyatlanacak yeri var. Bununla beraber fiyatlanan diğer unsurlardan biri de işte pandeminin artık etkilerinin ortadan kalkması. Yani pandemi ortadan kalkmadı ama etkileri ekonomik olarak ortadan kalkması. Büyüme hala bir yandan devam ediyor. Büyüme ve istihdam tarafında ABD hala yol alıyor. Bir takım olumlu haberler de var. Borsa bunları fiyatlıyor şu anda, ABD borsaları. Bana kalırsa FED sıkılaştırma politikaları daha borsalar üzerinde etkili olma potansiyeli var. Ama sınırlı. Öyle bir felaket senaryosu veya çok sert düşüşler, çok sert gerilemeler ABD borsalarını beklemiyorum. Ama bir süre daha, yani daha ılımlı bazda gerilemesini bekleyebiliriz. Bu sürpriz olmaz. Ama dediğim gibi felaket durumu beklemiyorum ABD borsalarında. Peki ABD tahvil faizlerindeki seyir ve dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerindeki kalıcılığı nasıl değerlendiriyorsun? Bu taraflarda bir geri çekilme olduğunu çok net görmüyoruz ya da olan geri çekilmeler oldukça sınırlı. Yani özellikle dolar endeksi mesela ben yaklaşık bir haftadır yanlış hatırlıyorsam ne olur beni düzelt. 100 eşiklerin aşağısına indiğini çok görmedim. Dolayısıyla 100 üzerinde bir kalıcılık sağlanmış durumda. Hem ABD 10 yıllıklar üzerinde ya da kısa vadede 2 yıllıklar üzerinde hem de dolar endeksi üzerinde rally diye tabir edebileceğimiz oldukça sertleşen bir yükseliş hareketi beklememiz gerekiyor mu sence? Şimdi aslında FED fiyatlamasını faizlerden başlarsak faizlerde gördük. Evet. İşte ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.4'lerden 1.50'lere şimdi de %2'ye doğru hareket etti 10 yıllıklar. Şu anda daha sonra %3 seviyesine geldiğini gördük. %3 seviyesine yaklaştığını gördük. Şimdi daha önceden ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3 seviyesini görmüştü. Tabii bu borsaları olumsuz olarak etkilemişti ama böyle bir çok sert bir hareketi sebebiyet vermemişti. Yani %3 görmeye hazırlıklıyız. Daha önce %3 ABD tahvil faizlerini, 10 yıllık tahvil faizlerini görmüştük. Bununla beraber bu süreç devam eder mi? Edebilir. %3'ün yukarısı Fed'i rahatsız etme ihtimali var. Ama bu sıkılaştırmacı ortamda ve bu kadar yüksek enflasyon ortamında ABD'de %8'in üzerinde bir enflasyon var. Bu sebepten dolayı ABD tahvil faizlerinin biraz daha yükselmesini beklemek makul. Bence %3'ün üzerindeki rakamları önümüzdeki dönem görürüz diye düşünüyorum tahvil tarafında. Dolar endeksi tarafında ise şimdi dolar endeksinin yarısından çoğu Euro'dan oluşuyor. Euro bölgesiyle ABD bölgesini kıyaslarsak tabii ABD bölgesinde büyüme daha güçlü, istihdam daha güçlü, enflasyon daha yüksek. Ve Fed'in bu konuda eli daha güçlü Avrupa Merkez Bankası'na göre.
Avrupa Merkez Bankası hem çok parçalı bir yapıda olması ve bazı üyelerinin de kırılgan olmasından dolayı faiz arttırım konusunda eli daha düşük, daha zayıf. Ama buna mukabil FED tarafı daha güçlü. Bu sebepten dolayı dolar güçleniyor euroya karşı. Bununla beraber Japon yenine karşı da güçleniyor. O da o tarafta çok hareket edemiyor. Japonya Merkez Bankası da çok hareket edemiyor. Doğru. Bu kapsamda dolar endeksinde dediğiniz gibi yüzün üzerinde kaldık gibi. Yani kısa vadeli olarak tepki gelir, yüzün aşağısında görürüz, gördüğümüz günler olabilir. Ama bir süre, en azından belli bir süre yüzün üzerindeki fiyatlamalara alışırız diye düşünüyorum. Arda, şimdi iki merkez bankasını kıyasladığımız zaman, bir tarafta FED, diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası ve tabii ki FED'in atmış olduğu adımlar mevcut eşiği çok daha hızlı geçtiğini net bir şekilde görüyoruz. Ki İngiltere ile neredeyse eşdeğer bir faiz politikası var ama Avrupa Merkez Bankası biraz daha yavaş hareket ediyor ki etme zorunluluğu da var. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber stagflasyon senaryosunun en fazla konuşulduğu konu Avrupa tarafı, Euro bölgesi tarafı. Peki iki ülke merkez bankası arasındaki sıkılaştırma farkının ve zamanlama, yani sürecin bir miktar ayrışmasıyla beraber dolar endeksindeki bu güçlü seyir ve önümüzdeki dönemde daha da güçlenme ihtimali son dönemde euro dolar tarafında 1.05'lerin altının konuşulmasını beraberinde getiriyor. Çok fazla yorum ve analize denk geliyorum. Senin yorumunu almak istiyorum. Euro dolar tarafında 1.05 ve 1.05'in altına doğru inme ihtimali sence var mı yıl içerisinde? Şu görüntü içerisinde ben beklemiyorum. Görse bile kılıcı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü 1.05 gibi seviyeler hem Avrupa Merkez Bankası'nı hem de FED'i rahatsız eder diye düşünüyorum. Bunun bir dengesi var. Yani 1.20'ye yakın seviyelerden gelen bir euro dolar var aslında. 1.14-15 gibi yerlerden aşağı gelen ve 1.08'in aşağısını görmüş bir euro dolar var. Bu açıdan değerlendirirsek zaten FED'in Avrupa Merkez Bankası'na göre daha yüksek oranda sıkılaştırmacı politika izlemesi euro dolar fiyatına işlemiş durumda büyük ölçüde. Ha, biraz daha işleyebilir mi? İşleyebilir. Az önce konuştuğumuz gibi dolar endeksinde biraz daha yüksek seviyeler görebiliriz. Ama 1.05 seviyesi sanıyorum en son Trump döneminde görülmüştü. Bayağı bir uzun süreden beri görmedik ve o zaman da müdahale geldi zaten. İki taraf da rahatsız oldu. Yani görmemiz mümkün ama kalıcı bir şekilde 1.05 aşağısında bir fiyatlama beklemem. Zira bu seviye Avrupa'daki enflasyonu yukarı doğru etkiler. ABD tarafında dış ticareti etkilemesi söz konusu olabilir. Böyle bir fiyat iki tarafında isteyen düşünmüyorum. Görse bile kalıcı olacağını pek düşünmüyorum 1.05 aşağısında. Şimdi biraz altın fiyatlarını sormak istiyorum çünkü çok fazla... Bize soru geliyor. Sana da ihtimaldir ki, yüksek ihtimaldir ki çok fazla soru geliyordur. Çünkü bir dönem Ukrayna-Rusya savaşı ve jeopolitik riskleri ciddi anlamda konuştuğumuz bir ortamda altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşmıştı. Hani o 2074-2075 seviyeleri bir hayli yaklaştı. Ama mevcut dönemde konuştuğumuz konu Fed'in faiz arttırım sürecinde ciddi anlamda gaza basıp hız vereceği ve özellikle de 10 yıllıklar tarafına baktığımız zaman da reel getirinin artı bölgeye geçtiğini görüyoruz. Şimdi bu durumun ons altının üzerinde bir baskı oluşturduğunu düşünüyor musun? Ve eğer baskı oluşturuyorsa şayet bu sene içerisinde, yani içinde bulunduğumuz yıl genelinde ons altından çok güçlü bir, ya da çok demeyeyim ama güçlü bir performans beklemek doğru olur mu? Şöyle söyleyeyim, ons altında dediğiniz gibi 2000'den yukarısını gördük Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcında. Daha sonra FED haberleri piyasaya baskın gelmeye başlayınca geri çekildi ons altın. Şimdi bir miktar daha geri çekme potansiyeli teknik olarak var. İşte 1910 seviyesi ana destek. Buraya kadar gelebilir. Daha aşağısını kısa vadede beklemem. Altını şu anda FED politikaları baskılıyor. Eğer ki Ukrayna-Rusya savaşı olmasaydı veya şimdiki kadar yüksek bir enflasyon olmasaydı, evet, FED'in bu sıkılaştırma politikası altını daha da aşağı çekerdi. Ama şöyle bir şey var. Şu anda FED sıkılaştırıyor, faizini arttırıyor. Doğru. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de bununla beraber artıyor. Artmaya devam eder diye düşünüyorum bir miktar daha. Ama bir yandan da yüksek enflasyon var. Yani piyasadaki faizler, dolar bazında düşündüğümüz zaman, dolar faizini ve dolar ABD enflasyonunu bir arada düşündüğümüz zaman negatif bir reel faiz ortamı söz konusu. Şu anda cari rakamlara göre bakarsak. Evet. Tabii bu durumda paranın gitmek isteyeceği yerler söz konusu. Bunlardan bir tanesi borsalar, bir tanesi altın. Şu an borsalar bir miktar geriliyor. Altın da geriliyor ama bu seviyelerin çok da aşağısına ineceğini düşünmüyorum. Tekrardan 2000 küsur dolarları altında test etme ihtimalimiz yüksek diye düşünüyorum. Çok aşağı yönlü bir hareket beklemiyorum. Ancak ve ancak Rusya ile Ukrayna arasında bir
anlaşma, ateşkes olursa bu haber akışıyla kısa vadede aşağı yönlü hareketler test edebiliriz altında. Evet, Ahlaç Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar. Değerli katılımın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Evet efendim, Paratoner devam edecek. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra kaldığım yerden devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet efendim, Powell'ın konuşmalarını bir kez daha hatırlattık. Şimdi de Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Serkan Yeşilyurt var. Serkan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Erhan Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler, çok şükür sizleri sormalı Serkan Bey. Sağ olun. Şimdi Serkan Bey, malum dünden bu yana konuştuğumuz en önemli konu FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklama ki 4 Mayıs tarihli FOMC kararından önceki son Powell'ın konuşmasıydı. Aslına bakarsanız piyasalar tarafından şahin algılandığını söyleyebilir. Çünkü Mayıs ayında zaten 50 bas puanlık bir faiz artırım olasılığına piyasalar kesin gözüyle bakıyordu. Ama bundan sonraki toplantılar içinde 50'şer bas puanlık faiz artırımlarının gelebileceğine ilişkinde bazı sinyaller oluştu. Siz nasıl değerlendirdiniz dünkü Powell'ın konuşmasını? Dünkü toplantıda yani piyasadaki genel kanı, ben de hemen hemen herkesle aynı düşünüyorum. Şahin ton biraz zayıflamış olsa da, yani ton olarak söylem tonu, sorular Powell'ı daha da şahinleştiriyordu. Yani arada bir aslında piyasa yönlendirmesi yapmaya çalışan bir Powell vardı. 150 bas puan zaten cepte bekliyoruz. 4 Mayıs'ta böyle bir karar verilmesini Merkez Bankası tarafından bekliyoruz ama benim asıl dikkat çekmek istediğim şey şu. Yani faizin 50 bas puan olması, 75 bas puan olması veya iki sefer 50 bas puan, işte 75 bas puan olmasından ziyade faizlerin geleceği nokta aslında çok önemli. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 7.8'lerde enflasyon var. Evet, ve bunun büyük bir kısmı, yarısı diyelim mesela, talep kaynaklı. Talep kaynaklı enflasyonu daha önceki yayınlarda da çok defa konuştuk. Faiz artışıyla indirebilmek kolay. Yani para politikası aracını kullanmak FED açısından şu anda rahat. Ve bu söylemleri yapmak, piyasa yönlendirmesini yapmak FED tarafında kolay. Ama bir şok geldiğinde, ekonomiye bir şok gelirse, beklenenden farklı olarak beklentilerde bir bozulma olursa, özellikle enflasyon beklentisinde, bu şahinleşmenin tonu ne olacak? Örneğin bu önemli. Yani faiz artışının 50 bas puan, 75 bas puandan ziyade nerede duracağı benim için çok daha önemli. Şimdi terminalden baktığım zaman terminalde 2.75'lerde 12. ayda bir faizin nötr duruma gelme durumu var. Beklenti var 9 faiz artışı sonucunda. Şimdi 2.75'i hadi 3 diyelim buna. Enflasyonda da beklenti 2022 için 4.21'lerde. Buralarda kalsa hala negatif enflasyon veriyor olacak. Yani bu nokta önemli. Hala negatif enflasyon veriyor, negatif reel faiz veriyor olması önemli. Yani hala negatif. Yani 75 bas puan veya hani 50 bas puandan ziyade nerede duracağına biraz daha odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu taraf önemli. Enflasyon beklentileri, enflasyonu gerçekten yaşamadı şu anda. Bir dahaki ayda Amerika Birleşik Devletleri'nde daha ciddi bir enflasyonla karşı karşıya gelebiliriz. O yüzden bu söylemler bir dahaki toplantıda daha da şahinleşebilir. Peki çok doğru bir noktaya değindiniz. Ben de çünkü bu soruyu sormak istiyordum. Şimdi bir taraf diyor ki işte %2.4 yani %2.5 olan nötr faiz oranına çıkartılması politika faizinin yıl sonuna kadar yeterli olacak diyor. Ama mesela çok daha şahin olan üyeler ki bunun başını St. Louis Fed Başkanı James Ballard çekiyor. Ballard da diyor ki %3 hatta %3.5'a kadar çekilmesi gerekiyor diyor politika faizinin. Siz hangi tarafta duruyorsunuz? Sizce Fed'de bu söylem değişikliğini hangi taraf kazanır? Amerika Birleşik Devletleri için şu anda en önemli şeylerden bir tanesi enflasyon ve enflasyonla mücadele etmek. Çünkü çok ciddi seviyelere geldi Amerika tarihine baktığımız zaman da önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Ama Amerika tabii ki dediğim gibi yine talep enflasyonu bazlı olduğu için faizle beraber bunu kontrol etmekte eli çok daha rahat. Diğer merkez bankalarına nazaran eli çok daha rahat. O yüzden faizi çok da böyle agresif bir şekilde yükseltmek de istemeyecektir Merkez Bankası, FED. Çünkü bir taraftan da diğer piyasa dinamiklerini bozmak istemeyecek. Örneğin hisse senedi tarafını bozmak istemeyecektir. Tahvillerde bir bozulmaya neden olmak istemeyecektir. Çünkü bu tarafta da gördüğümüz gibi bir resesyon sinyali bir ara bunları da konuşuyorduk. Şu anda tersine dönmüş bir getiri eğrisinden bahsedebiliriz ama her an her şey değişebilir. Resesyona sokmak istemeyecektir ekonomi. O yüzden bu faiz kararlarını verirken de
önce piyasayı yönlendirmek, piyasayı buna hazırlamak, daha sonrasında gerekirse bu müdahaleleri yapmak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bence genel üslup olacaktır ve bundan sonra da böyle devam edecektir. Çok fazla piyasa dinamiklerini de bozmak istemeyen bir Fed olacak karşımızda. Çünkü sermaye piyasaları tarafını bozarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha negatif şeylerle karşılaşırsınız. Bunu bozmak istemeyecek önümüzdeki dönemler içerisinde. Peki şimdi az önce de bahsettik. Yani Mayıs ayında 50 bas puanlık faiz arttırımını piyasalar kesin gözüyle görüyor ama önemli olan artık bu noktada Haziran ve Temmuz ayındaki FOMC toplantılarda ne olacağı. Çünkü Mayıs ayı zaten cepte ama Haziran ve Temmuz'da atılacak adımlarla beraber önümüzdeki sürecin daha net bir şekilde ortaya çıkma ihtimali var. Şimdi aslında bakarsanız FED üyelerinden gelen açıklamalar 50'şer bas puanların devam edebileceği şeklinde. Yani Mayıs'ta 50 bas puanı yaptık. Haziran ve Temmuz'da da yine 50'şer bas puanlık faiz arttırımıyla süreci getirebiliriz tarzında da bazı yorumlar ve analizler geliyor. Özellikle FED üyelerinden ama mesela Nomura'dan bir açıklama var ve Nomura yazmış olduğu bir raporda, yayınlamış olduğu analizinde diyor ki Mayıs ayındaki 50 bas puanlık faiz arttırımından sonra Haziran'da ve Temmuz'da 75'er bas puanlık faiz arttırımı oluşabilir diye bir yorum var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu minvalde yani şu anda piyasaların çok da beklemediği ya da bu beklentinin çok güçlü bir şekilde oluşmadığı 75'er bas puanlık bir hamleyi FED'den an itibariyle beklemek sizce gerekiyor mu? Şöyle, aslında FED üyeleri büyük ihtimalle piyasayı deniyor ve piyasa bir hani kuyuya bir taş atıyorsunuz, onu çıkarmaya çalışıyorsunuz ve onun etkisini gözlemeye çalışıyor şu anda. Fed üyelerinin bütün hepsi, Bullard dahil ve siz yine Nomura dahil olmak üzere hepsine baktığımız zaman hepsinin esas hedefi piyasayı acaba hazırlayabiliyor muyuz, hazırlayamıyor muyuz bu faiz artışlarına? Deniyorlar, 75 bas puan olursa nasıl tepki verir acaba diye aslında piyasayı deneme buradaki durum. Ben 75 bas puan olacağını düşünmüyorum. Bir sonraki toplantıda yine bir 50 bas puanlık bir artış Mayıs'tan sonra Haziran ayında yine bir 50 bas puanlık artış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü enflasyon burada kilit nokta, enflasyon olacak. Enflasyondaki beklenti ne düzeyde bozulursa şahinleşme tonu da ondan sonra, aslında Mayıs ayındaki toplantıdan sonra, ben Mayıs enflasyonunu da gördükten sonra aslında bunun daha doğru bir tahminleme olabileceğini düşünüyorum faizle ilgili. 75 bas puan faiz artışını bir dahaki toplantıda bence hani gündeme getirip konuşmanın daha yerinde olduğunu düşünüyorum. Şu an için bence 50-50, piyasa şu anda buna hazırlanmış ve bunu kabul etmiş piyasa yönlendirmesiyle ve fiyatlamış gibi, büyük bir olasılığın büyük bir çoğunluğunda fiyatladı piyasa. Ama 75 bas puanlık bir artış bence şu anda piyasada fiyatlanmadı. Böyle bir beklenti, evet üyeler bunlardan bahsediyor. Lakin bunun fiyatlanma aşaması şu anda yok. Şu anda bunu görmüyoruz. Evet, sermaye piyasalarında baktığımız zaman bir nevi yön aşağıya doğru döndü ama tam anlamıyla majör piyasalarda böyle bir aşağıya doğru gidişi, aşağı doğru trendi tam anlamıyla geçtik diyemeyiz. Şimdi tabii ki biz genelde faiz politikasını konuşuyoruz. Bir merkez bankasının en önemli gücü de politika faizini etkileyerek piyasa faizlerini de etki altına alması ve hem ekonomik hem de enflasyonist beklentileri kontrol altında tutmasıdır. Yalnız sadece faize değil, biraz da aslında bakarsanız bilanço daraltılmasına da odaklanılması gerekiyor. Şimdi faiz politikasının bir miktar daha şahin bir noktaya evrildiği bir dönemde bilanço daraltılma politikasının başlangıç tarihini önümüzdeki ilk toplantı, yani 4 Mayıs olarak belirlemek sizce ne derece doğru olur? Şimdi enflasyonun bu kadar yukarıya doğru gittiği ve piyasanın paraya ihtiyaç duyduğu bu anlarda tabii bilanço daraltmasının da yapılması ekstradan piyasayı zorlayıcı bir durum. Doğru. Yani hani zaten resesyon tehditlerinden bahsediliyor her tarafta. Enflasyon, resesyon, stagflasyon, bunları konuştuğumuz dönemde tabii ki bunun tonu da, bunun başlayacak olması da önemli. Ama tabii azaltımın ve arttırımın ne şekilde olduğunu hani geçen şeylerde de konuşmuştuk hatırlarsanız. Yani 120 milyarlık bir artırımla başlayan senaryo bugün 95 milyarlık bir azaltımla devam edecek. Yani piyasadaki bütün parayı aslında bütün daraltmayı tam anlamıyla yapmıyor. Bir yandan da finanse ediyor aslında piyasayı. O yüzden bunu da dengeleyecektir diye düşünüyorum FED. Yani şahinleşirken aynı zamanda mali politikalarda da piyasayı desteklemeye devam edecek. En son örneğin hani sadece Amerikan özelinde değil, en son bir yardım biliyorsunuz Ukrayna'ya. Hem silah yardım anlamında hem de diğer yardımlar anlamında yeni bir bütçe de ortaya konuldu. 1.3 milyar dolarlık bir bütçe de ortaya konuldu. Aynı durum yine piyasadaki
makroekonomik dinamikleri bozduğunda piyasa tarafında da aynısı geçerli olacak. O yüzden bu tarafta işler bu kadar da Amerika için şu anda eli rahat olmakla beraber faiz artırımıyla bilanço daraltması konusunda çok çok elinin rahat olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda yine yeni güncellemeler, yeni haberler, haber akışları olacaktır bu bilanço daraltımıyla. Bilanço daraltırken dahi Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda mali politikaları kullanmaya zaten devam edecektir. Şimdi tabii ki faiz arttırımıyla beraber asıl amaç malum yurt içerisinde, yani daha doğrusu yurt içi ekonomiyi, reel ekonomiyi bir miktar soğutup iç talebi baskılayıp enflasyonu da aşağı doğru çekmek. Asıl amaç bu. Peki resesyon ihtimalinin ciddi anlamda kuvvetlenebileceği yeni bir döneme girme ihtimaliniz var mı? Çünkü FED Başkanı Powell da dünkü yapmış olduğu açıklamada resesyon olmadan ekonomiyi soğutmak zor olacak dedi. Hatta bu açıklamalar ve 50 bas puanlık faiz arttırımının birkaç toplantıda peşi sıra gelebileceğine ilişkin açıklamalar ve bu beklentilerin kuvvetlenmesiyle beraber ABD tahvil getirilerinde de net bir yükseliş hareketi var ki bazı durumlarda terse doğru dönmüş bir verim eğrisi de söz konusu. Ki biz bunu zaten resesyon olarak da algılıyor piyasa. Sinyal olarak algılıyor. Böyle bir olasılık var mı? Ya da bu olasılığı FED önümüzdeki dönemde atacağı daha kuvvetli adımlarla, belirleyeceği kuvvetli politikalarla resesyon ihtimalini piyasalar nezdinde daha da güçlendirmesini bekliyor musunuz? Şöyle, şu anki tabloya baktığımız zaman hani resesyon riski var mı? Her zaman için resesyon riski var. Yani %35'lerde falan Goldman Sachs'ın da hani dünyadaki resesyon riskiyle alakalı %35'te diye söylemişti hatırlarsanız. Şimdi ABD tarafındaki getiri eğrilerine baktığımız zaman şu anda bir resesyon riski göstermiyor şu an için. Ama beklentiler bozulduktan sonra bu değişebilir tabii ki. Makroekonomik tarafta baktığımızda, iş piyasası verilerine baktığımızda, çünkü Fed'in bir tarafı da sadece enflasyona mücadele etmek değil, aynı zamanda iş piyasasını da dengelemek. İş piyasası tarafına baktığımızda gayet dinamik bir iş piyasası var. Siz de zaten söylemiştiniz, ısınan bir ekonomi var Amerika tarafında. Doğru. İşsizlik başvurularına baktığımızda işsizlik başvuruları da düşüşte. Yani şu anda hatta her iş arayana iş karşılığında 1,5 iş gibi bir durum söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yine M&A'lere falan baktığımızda yine burada da M&A aktivitesi de çok yüksek. Yani birleşme satın alma faaliyetleri de çok yüksek. O yüzden bu tarafta şu an için şu resimde bir resesyon görmüyorum. Ama tabii bu görmüyoruz ama bunu görmeyeceğiz anlamına gelmez. Daha sonraki dönemdeki haber akışının nasıl ilerlediği, yine Ukrayna'yla olan ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşının ne şekilde evrileceği. Çünkü orada da bir ikinci safhaya geçmiş durumdayız. Şu anda İngiltere olsun, Almanya olsun, Leopard tanklarını Almanya o tarafa gönderiyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkan bu 1.3 milyarlık silah yardımı, 800 milyon dolarlık silah, 500 milyon diğer yardımlar dediğimizde, yine İngiltere'nin gidip orada Ukraynalı askerleri Kiev'de bu yüksek teknoloji silahlarla ilgili eğitmesi bir nevi savaşın birazcık daha sertleşeceği anlamına geliyor. Özellikle de doğu kıyılarında işin birazcık daha sertleşeceği, yaptırımların ve diğer konuların gündeme geleceğini düşünüyorum. O yüzden bu gidişatla beraber nasıl acaba gıda tarafında ve enerji tarafında fiyatlamaların olacağı önemli. Buna bağlı olarak buradaki beklentilerin bozulması, veri akışının bozulmasına bağlı olarak aslında resesyon riski olup olmayacağı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şu anki resimde ben görmüyorum. Evet, bu sene için. Peki Avrupa tarafı nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü o tarafta da son dönemde Avrupa Merkez Bankası üyelerinden yine FED gibi şahin tonda açıklamalar geliyor. Yani çoğu üye, benim takip ettiğim kadarıyla çoğu üye, Temmuz ayındaki Avrupa Merkez Bankası toplantısında en azından 25 bas puanlık faiz artırımının gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu dile getiriyorlar. Aslında bakarsınız bu durumda bir sözlü yönlendirme olarak kabul etmek lazım. Yapılan anketlere göre de yine Avrupa Merkez Bankası'ndan 3 ay içerisinde bir faiz artırımının gelme ihtimali var. Ama diğer taraftan da mesela Bundesbank'ın bir analizi var, bir yorum var ve Bundesbank diyor ki resesyon ciddi anlamda bir risk teşkil ediyor. Bu olasılık çok kuvvetli çünkü Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor ve özellikle Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ve kömürüne ilişkin ithalat yasağı kararını almasıyla beraber resesyonun kaçınılmaz bir hale alabileceğine ilişkin de bir açıklaması var. Şimdi bir tarafta resesyon beklentileri kuvvetleniyor, diğer taraftan da faiz artırım beklentileri yine yükselen enflasyonla kıyasladığımız zaman kuvvetleniyor. Hangi taraf daha baskın olur? Resesyon ihtimali mi yoksa faiz artırım ihtimali mi? Şu anda bence Avrupa tarafında resesyon ihtimali biraz daha ağırlıklı. Çünkü savaş Avrupa tarafına çok daha yakın. Etkileri de çok daha yakın. Doğru. O yüzden tarafına baktığımızda, Avrupa Birliği tarafına baktığımız zaman bu tarafta öncelik resesyon. Resesyon tehdidiyle karşı karşıya kalmamak.
Çünkü bağımlılıklar anlamında baktığımızda doğalgaz bağımlılığı ve petrol bağımlılığı. Hemen hemen petrolde %25 bağımlı olan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Doğru. Ve diyor, deniliyor ki bu bağımlılığımızı azaltacağız. Gazda %35-40'larda bir bağımlılık var. Yani bunları kısa vadede hadi şey yaptık, nedir o, azalttık. Hatta Enerji İşbirliği Örgütü'yle bağlantılı da hane halkının dahi tasarrufa gitmesi, 450 euroluk tasarrufa gitmesi gibi bir durum söz konusu gündeme geldi. Sadece devlet düzeyinde değil, aynı zamanda hane halkı düzeyinde de bununla mücadele etmeliyiz. Şimdi bu durumda dinamiklerine baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'nın kolay kolay şu anda hani faiz arttırma silahını çok hızlı bir şekilde Amerika gibi kullanacağını düşünmüyorum. Zaten yıl sonuna kadar 75 bas puanlık bir artış beklentisi vardı, fiyatlanıyordu. Bunda da tedirgin olan bir önceki toplantıda Lagarde'ı gördük. Tedirgindi. Ya Şahin mi, işte güvercin mi? Artık açıklama yaptıktan sonra peşine bir düzeltme metni geliyor ve hani bunu demek istediği gibi hani konularla karşı karşıyayız. O yüzden şey tarafında, Amerika tarafında dediğim gibi talep yönlü bir enflasyonla karşı karşıyayken Avrupa Birliği tarafında biz arz yönlü şoklarla karşı karşıyayız. Özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar çok yüksek bu tarafta. O yüzden arz yönlü şokların daha da artacağından tedirgin olan Avrupa Merkez Bankası faiz silahına en son çare olarak kullanacak. Ama burada bir konu var. O da negatif faiz veriyor şu anda. Bankacılık sistemi için en azından sıfırın üzerine çıkan bir faiz de olumlu olarak piyasa tarafından karşılanacaktır. Yani bu tarafta sıfırın üzerine çıkmasında da bir miktar sıfırın üzerinde faiz olmasında da çok piyasa için negatif bir durum yok. Bu resesyona da tetikleyici bir durum olmayacaktır Avrupa tarafında. Avrupa Merkez Bankası da bunu da zaten düşünüyordur. Tabii iyi şey veya bu çerçeve içerisindeki iyi durum ne dersek, biraz da gaz fiyatlarının aşağıya doğru gelmesi Avrupa ölçeğinde iyi bir haber aslında. Çünkü çok yükseklerde, 140-150 eurolarda falan bir fiyatlama mevcuttu burada tarihi zirvelerinde. O yüzden bu tarafa büyük getiriyordu bütçe tarafına. O yüzden Avrupa tarafında özetle söyleyecek olursak iş faiz silahını kullanmak çok da kolay değil. Şimdi yurt içerisine isterseniz son olarak biraz değerlendirelim. Çünkü FED, Avrupa Merkez Bankası en önemli iki unsuru değerlendirdik. Yurt içerisinde de kredi büyüme hızında ciddi anlamda bir artış olduğunu görüyoruz. Ve baktığımız zaman 15 Nisan haftasında da bu yükselişin devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle de kredi büyüme hızının %45 seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte Temmuz 2020'den bu yana en yüksek artış hızına sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi kredideki bu büyüme hızını neye bağlıyoruz? Yüksek enflasyon ortamıyla beraber kredi maliyetlerinde de enflasyona kıyasladığımız zaman bir miktar düşük kaldığını görüyoruz. Ana unsur bu mu sizce? Ya şöyle, yani şimdi kredi çok yüksek gibi %45'lerde falan çok yüksek gibi görebiliriz ama yani aslında çok yüksekte değil. Bu enflasyonist ortamda gerçekten böyle hani çok yüksek seviyeler diyebileceğimiz bir ortam değil. Doğru. Tabii enflasyonist ortamın çok büyük katkısı var. Çünkü enflasyonun %60'larda olduğu bir ortamda kredi faizlerinin %20-25'lerde olduğunu düşünüyoruz. Yani hani çok ucuz bir kredi almak istiyor. Yani çünkü ucuz ve maliyeti şirkete çok daha düşük. O yüzden bu opsiyonu kullanmak isteyen şirketler var. Likiditeye ihtiyaçları var ve paraya çok daha fazla ihtiyaçları olduğu. Çünkü aynı malı 1 liraya alırken 3 liraya aldıkları bir durumdan söz ediyoruz. O yüzden daha fazla nakite ihtiyaçları var. Tabii bu kredi kompozisyonunun büyümesinin esas önemli konusu kredinin nerede kullanıldığı. Bizim için önemli olan kredi nerede kullanılıyor. Bir önceki dönem gibi 2020 sonra 2021 gibi acaba alınan krediler işte döviz enstrümanlarında mı kullanılıyor? Hadi KKM ile bunu bir miktar engelledik, dövizi sabitledik. Ama biz ne yapmak istiyoruz? Cari tarafta fazla vermek istiyoruz. Bu tarafta da birçok sorunlar var. Sorunlarla karşı karşıyayız. Buraya destekliyor mu desteklemiyor mu? Bu önemli olan konu. Yani kredinin miktarının artmasından çok, miktarın artması zaten enflasyonist ortamın sonucu. Bunu görüyoruz. Kur tarafındaki dengeyi görüyoruz bir nevi KKM ile beraber. Bugün birazcık hareketli kur tarafı ama genelde bir denge söz konusu. Bak yılbaşından beri %6-6,5 artan bir kur mevcut baktığımızda. Bu ortamda da işletmeci bu fırsatı değerlendirmek istiyor ve kredi kullanmaktan da çok çekinmiyor. Çünkü ödemesi kolay ve maliyeti düşük. Evet, şimdi yurt içi enflasyon demişken malum önümüzdeki hafta yani 28'inde ayın ki önümüzdeki hafta Perşembe günü enflasyon raporu toplantısı var Merkez Bankası'nın. Bu toplantıya ilişkin beklentilerinizi alabilir miyim?
Şimdi şöyle, en son IMF bir rapor açıkladı ve IMF Türkiye ile alakalı şu anda tablodaki en yüksek beklenti, bir de zaten dünyada da baktığımız zaman ilk 3 içerisinde Türkiye'deki enflasyon miktarı %52'lerde falan bir enflasyon bekleniyor. Evet. Şimdi birçok başka araştırma kurumuna baktığımız zaman yılı 45-50 bandında bitirmesinin çok olası olduğunu düşünüyoruz. Evet. Merkez Bankası da bir önceki toplantıda zaten enflasyondaki kaygılarından bahsetti. Enflasyonun yukarıya doğru gideceğini. Şimdi bu patikayı değiştirecek. Ya bir güncelleme gerçekleştirecek. Yani güncellemeyi hangi noktada yapacak? %23'ün çok yukarısında bir patika aslında belirleyecek. Çünkü bizim %60'lara çıkan enflasyonumuzu bir yıllık süre içerisinde tek haneli sayılara indirmemiz mümkün değil. Ya matematiksel olarak mümkün değil bu. O yüzden bu tarafta ciddi bir güncelleme olacaktır. Benim beklentim tabii ki hani Merkez Bankası'nın yine %40 civarında bir enflasyon hedeflemesi, %40 ve altında 35-40 arasında bir hedefleme yapacağını düşünüyorum. Bunun da çok iyimser olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü biz önümüzdeki dönem içerisinde enflasyonu yine yukarıda göreceğiz önümüzdeki ay içerisinde. Belki %65, %66 civarlarında bu seviyelere gelen bir enflasyonla karşı karşıya kalma olasılığımız var. Ve Aralık ayında biz işi şeye bıraktık biliyorsunuz. Yani baz etkisiyle beraber enflasyonu düşürme çabamız olacak. Evet. Bu da çok kalıcı bir şey elde ettirmeyecek bize. O yüzden güncellemelerin gerçekleşeceği bir toplantı, ekonomi patikanın değişeceği, belki yukarılarda yani benim söylediğim seviyelerde bir enflasyon patikasıyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Evet, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Serkan Yeşilyurt. Değerli katılımınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Evet efendim, Para Tünel programının burada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Koleksiyon Para Tüneri sundu.